الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ثلاث فيهن شفاء من كل داء إلا السام السناء والسنود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-ashab etbalı rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız camimizin önünde yatan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi Hazretleri, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranlar, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eğimme, kutaba, müezzinin, gayyimin, cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suliha, şüveda, mü'minat, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Felâtün fîhinne şifâin min külli dâ illessem. Üç şey vardır bitkilerden. Ölüm hariç her türlü derde deva, şifa vardır onlarda. Evet. Es-senâ. Sinemaki. Sinemaki. Kalbi kuvvetlendirir. En güzeli Hicaz'da bulunur diyor Gümüşhanel Hazretleri. Sinemaki diye attarlarda mevcuttur. Ve senud. Kimya. Kimyon. Evet, sinemaki kimyon. Hadis-i şerifi nakleden sahabi diyor ki nesihtü salise, üçüncüyü unuttum diyor. Evet, bu çok önemli bir kayıt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmayan bir sözü peygamberimizindir diye nakletmek felyetebevve makadehu minen nar. Cehennemdeki yerine hazırlansın diyor Peygamberimiz. O kadar sorumlu bir iş bu. Sahabi üçüncü şeyi tereddüt etmiş. Üçüncüyü hatırlayamadım diyor. O sorumluluktan çekiniyor. Evet, şimdi Efendimizin hadisi bu kadar önemli. Kur'an'ı açıklayan hadis Kur'an'ı açıklar. Biz Kur'an'ı anlayamayız hadis olmasa. Dini hükümlerimizi nasıl uygulayacağımızı bilemeyiz. Şimdi namaz kıldık, Allah kabul etsin. O namazımızın kılma şeklini hadis-i şeriften öğrendik. Cenab-ı Hak akimus salah, namazı güzel kılın diyor. Nasıl güzel kılacağız? Aha, şimdi gibi evet, ellerimizi kaldıracağız. Evet. Tekbir getireceğiz. Ellerimizi bağlayacağız. Ondan sonra Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure. Sonra rüküye gideceğiz. Orada Sübhan Rabbiyel Azim diyeceğiz 3 kere. Sonra Semiallahu limen hamde, Rabbena ve lekel hamd diyeceğiz. Ondan sonra tekbir getirip secdeye gideceğiz. Burun, alın, bir, iki el, üç, iki diz, beş, iki ayak secdede yere değecek. Ayakların tersi değdiği zaman secde geçerli değil, secde geçerli olmayınca namaz geçerli değil. Evet. Bir de havada ayaklarını durduruyor adam. Gene secde yok. Secde yok, namazın farzı çünkü secde. Secde-i sehvle de tamir edilmez, namaz yok. Onun için secdeyken mutlaka ayaklarınızı altını koyacaksınız, doğrulunca da parmaklarınızı kıvıracaksınız, kıbleye gelecek secdeye parmaklarınız ucu. Kıvrılmıyor, kireçlenmiş olabilir. O zaman parmak uçlarınız yere değecek. Böyle sırtını koyarsanız secde geçerli değil. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Aynen öyle. Secdede diyor,
bütün azalar kıbleye yönelmelidir. Namazda, secdede de diyor öyledir. Mesela secde ederken ellerinizi böyle açamazsınız. Açarsanız bak baş parmak şu tarafa gider, küçük parmak şu tarafa gider. Açmayacaksınız, kıbleye yönelecek. Ayak parmaklarını da böyle koyup kaldıracaksınız ayağınızı. Böylece parmaklar kıbleye doğru bakacak. Kıvrılmıyorsa ucu değecek. Böyle parmakların üstünü yere değdirseniz secde geçersiz. Ayağınızın üstünü yere değdirseniz secde geçersiz. Bu fıkıh kitaplarında açıkça beyan ediliyor. Ha işte bunu biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğreniyoruz. Orucu nasıl tutacağız, zekatı nasıl vereceğiz? Bunlar hep hadis olmasa bunları yapamayız. Evet, o kadar önemli. Hadise hakaret etmek, hadisi kabul etmiyorum demek küfürdür. İmandan çıkmak demektir. Hadisi küçümsemek de küfürdür. Küfür sözler bahsine akaid ilminde bakabilirler. Evet, ama peygamberin olmayan bir sözü de peygamberindir diye insanlara şu veya bu maksatla aktarmak da cehennemlik olma sebebidir. Hangi sebeple olursa olsun. Bazı kimseler memleketini çok sever. Memleketi çok sevmek iyidir. Ama bunun bir sınırı var. Benim memleketim dünyanın en iyi memleketi dedirtmek için hadis uyduranlar var. Hadis uyduruyor. Efendim işte adam hoca, dersine kimse gelmiyor. O okuttuğu dersin dinde en üstün ders olduğunu söylemek için hadis uyduruyor. Hangi maksatla olursa olsun peygamberin sözü olmayan bir şeyi peygamberindir diyen felyetebevve mak'adehu minen nar, cehennemde yerine hazırlansın. Sözünü değiştiren de böyle. Evet, onun için sahabi bundan titriyor. Diyor her ölümden başka her derde deva sinemaki kimyon, üçüncüyü unuttum diyor. Onu söyleyemiyorum diyor. Evet, Nesai, evet, Hazreti Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Selâsün min aslı iman. Üç şey vardır, imanın aslındandır. İmanın üstüne oturduğu şeydir, temelidir imanın bu. Bunlar kalkarsa iman binası yerinde durmaz. Evet, el-keffü ammen kâle lâ ilâhe illallah. Muhammedur Resulullah. Evet, bir adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi ona mümin gözüyle bakmak zorundayız. Vay gavur dersek izâ ekferer raculu fakat bâ'e biha. Küfür senin üstüne gelir. Öyle diyor Peygamberimiz. Ama yaptıklarına baksana. Evet, inkar etmedikçe günah işleyen adam hesap verecek. Cezasını çekecek. Allah affetmezse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmezse günah işleyen adam cezasını çekecek. Ama günahkar adama sen inkar etmiyorken vay kafir dersen küfür sana gelir. Bu söz diyor semaya kaldırılır. Hiçbir şey semadakiler küfür kelimesini küfrü kabul etmezler. Yeryüzüne indirilir. Hiçbir şey küfrü kabul etmez. Karşılık adam da müminse ona da verilmez. Söyleyene fakat bâ'e bihe o demek. Onun tepesine çırlanır. Adam kendi kafir olur diyor. Ama maalesef bu bilinmiyor ve söyleniyor. Kızıyor adama yaptığı hareketten dolayı. Tamam, müminler birbirinin kardeşidir. Kardeş olarak biz yanlışlarımızı düzelteceğiz. Burada konuşmamızın sebebi de bu. Kardeşlik görevimizi sizlere yerine getiriyoruz. Bunu mecburuz. Sen de bunları öğrendiğini hanımına söyleyeceksin, çocuklarına söyleyeceksin. Ona mecbursun. Başka adamlara, adam kabul edecek cinstense, kavga etmeyeceksiniz, gene söyleyeceksiniz. Emri maruf yapacaksınız, nehni alil münker yapacaksınız ama adam inkar etmiyorken, mesela her akşam içiyor, içki günah, haram. Kabul ediyor haram olduğunu ama diyor vazgeçemeyim diyor, Allah affetsin diyor, her gün içiyor. Bu adam kafir değildir, mümindir, günahkar mümindir.
Allah'la kendi arasında biz ona kafir diyemeyiz. Biz ona kafir diyemeyiz. Günah imanı kaldırmaz ama inkar kaldırır. İnkar yok, günah tehlikededir. Hani mum yakıyorsunuz, rüzgar yok, yanıyor. Ama rüzgar estiği zaman mum söner. Sönmeyle yüz yüze, burun burunadır. Aynı böyle günah içinde yüzen kimselerin imanı rüzgara karşı mumun durumu gibi tehlikededir. Fakat biz kalplerdekini Allah bilir. Günahtan dolayı inkar etmedikçe kimseye kafir diyemeyiz. Bir sahabi bir muharebede Yahudi'yi yakalamış. Evet, düşman Yahudi. Yahudi'yi yakalamış. Kaçarken yakalamış onu. Yere yıkmış. Kafasını kesecek. O çünkü Müslüman'ı yakalasaydı çoktan kafasını kesecekti. Yakalamış, kafasını kesecek. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah demiş. Demiş, aha yağma yok. Yağma mı? Öyle şey yok. Demiş, kafasını koparmış. Sonra da Peygamberimize anlatmış sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, seninkini yatırdım, kafasını keseceğim zaman iman kelimesini getirdi. E ne yaptın? Yutar mıyım ya Resulallah? Ölümden kurtulmak için yaptığını biliyorum. Kestim kafasını. Allah'ım ben orada değildim. Ben onun kafasını kopar demedim. Bu emri ben vermedim. Bunu söylüyor Peygamberimiz. Onu da azarlıyor. Bu sözü korktuğundan dolayı mı söyledi? Ölümden kurtulmak için mi söyledi? Yoksa gerçekten o anda imana döndü. Hakikaten inandı. Ondan mı söyledi? Nereden biliyorsun demiş. Kalbini yardın da baktın mı? Kalplerde olanı Allah bilir. Biz zahire göre hükmederiz. Onun kafasını kesmeyecektin. Burada da onu söylüyor. Burada onu söylüyor. Evet. La ilahe illallah diyen adama kafir diyemezsin. Camiye gelen adam la ilahe illallah demiş olur. Neden? Hocam bilmiyor. Yani namaz kılan camiye geldi. Şimdi turistler de geliyor. Süleymaniye geliyorlar. Selimiye geliyorlar. Tarihi camileri. Yok, camiye gelip namaz kılan. Namaz kılınca uydum şeyim ama diyoruz. Sadece işte Allahu Ekber dedik, Sübhaneke okuduk. Ondan sonra sustuk. Hiçbir okumadık. Evet. İmamın okuduğu bizim okuduğumuz sayılıyor. O eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demiyor mu ettahiyyatı okurken? İmamın okuduğu, cemaatin okuduğu sayıldığı için adam bu kelimeyi söylemiş oluyor. Ondan dolayı cemaatle namaz kılan adamı gördük mü ona kafir diyemeyiz. Ama yaptıklarına baksana. Olabilir. Amel imandan cüz parça değildir. Ehl-i sünnet inancı budur. Ama hariciler diye bir sapık fırka var. Bir vakit namaz kılmasan kafir olursun diyorlar. Yok öyle değil. İnkar etmedikçe günahkar olur. Çok büyük cezalar onu bekliyor. Allah affeder etmez, o Allah'ın bileceği iş. Biz kimseye inkar etmedikçe kafir diyemeyiz. Ve bu işin şakası da yok. Liseli, üniversiteli arkadaşlar bir araya geliyorlar, gençler. Bir bahçede oturuyorlar. Randevulaşmışlar, şu saatte buluşalım. İşte ondan sonra da şuraya gidelim yahut da bir lokantaya gidelim filan. Bir tanesi geç gelmiş. Ulan koca gavur, nerede kaldın yahu? Yarım saattir seni bekliyoruz. O da ha 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 ha. Küfre rıza küfürdür. Kafir sözüne gülen adam kafirliği kabul ediyor demektir. O da gürültüye gider. Adam evvelce mümin olduğu için ona kafir diyen de aha işte görüyorsunuz. O da küfürün altına girer. Evet, dilini tutacaksın. Şakası yok bu işlerin. Söylenene göre hüküm verilir. Nahnu nahkumu biz zahir. Vallahu alemus serair. Evet, o kadar muazzam bir şeydir bu. Prensiptir. Bunu bileceğiz. O önümüze gelene kafir, gavur falan demeyeceğiz. Diyemeyiz. Adam cenaze namazında gördü, namazda durdu. Hiç namazda gören yok. Durdu. Ya abdestsiz, nereden biliyorsun abdestli olduğunu?
O sana ait değil. Sen o görünene göre adama kafir diyemezsin. Yaptıklarını tenkit edersin. Onu düzeltmeye çalışırsın. Çünkü din kardeşin olarak düzeltmek emr-i maruf nehy-i anil münker bizim görevimiz. Fakat onu kafir diye dışlayamazsın. Onu diyor Peygamberimiz, dinin aslındandır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adama kafir diyemezsin ve onu öldüremezsin. Onun canını, malını, namusunu elinden alamazsın, lekeleyemezsin. O iman zırhına girmiştir. Biz öyle göreceğiz. Biz öyle göreceğiz, görmek zorundayız. Öyle diyor. Bu imanın temelidir. Ve la nukeffiruhu bizen bin ve la nuhricuhu minel islami bi amelin. Biz bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen adamı ameli sebebiyle, bu yaptığı şeyler sebebiyle imandan çıkaramayız, kafir diyemeyiz. Bu günahı sebebiyle ona kafir diyemeyiz. Ve İslam'dan, bu ameli sebebiyle İslam'dan çıkarıp atamayız. Yaptığı isyan velev kebira, büyük günah olsa da, büyük günah olsa da kafirsin diyemeyiz. Evet, buna dikkat edeceğiz, dilimizi tutacağız. Böyle adamlara kardeşimiz olarak bağrımıza basacağız, yanlışlarını düzelteceğiz. O bizim görevimiz, kardeşimiz çünkü. Kafir diyerek değil, hor görerek değil, kardeşimiz diye, din kardeşimiz diye onu koruyacağız. Saldıramayız, öldüremeyiz, ona dokunamayız. Yalnız dikkat edin, la ilahe illallah yetmiyor. Allah bir, kabul ettim, yaradan bir var. Muhammed Resulullah, aklım şey etmiyor, kusura bakmayın, kabul etmiyor. Uyanık bir adammış, peygamberim diye yutturmuş diyenler var. Bu mümin olamaz. Veya Hristiyan, hakiki Hristiyanlar da mümin. Allah bir diyorlar. Onlar da Afrika'nın bir bölgesinde var. Şimdiki lafı demiyor da baba, oğul, ruhul, kudüs diye Allah üçtür. Üç işe eşittir, üç bire eşittir falan filan diye teslis akidesine sapmışlar. Bunlar Müslüman olamaz tabii. Allah bir, İsa peygamber dese, hakikaten hakiki Hristiyan olsa bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ilan ettikten sonra, Kur'an-ı Kerim ilan edildikten sonra Muhammed Resulullah demeyen böyle dese bile kafir olur. Bugün iman kelimesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Peygamberin getirdiklerine, ona peygamber olduğuna inanmakla ancak mümin olunabilir. Biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam gelmiş Mescid-i Nebevi'ye. Efendimiz orada oturanlara sohbet ediyor. Çünkü din yeni gelişiyor, kuruluyor. Öğretiyor Peygamberimiz dinin hükümlerini. Kadınlar da gidermiş. Başka nereden öğrenecek? Mescidin arkasında onlar da dinlerlermiş. Öğretirken bir adam gelmiş. Çok temiz giyinmiş. Nihyetül Kelbi kılığında yakışıklı bir adam. Selam vermiş. Ve aleyküm selam demiş Peygamberimiz. Demiş ya Resulallah, iman nedir? Bizim ementü yokmuş Peygamberimiz. Ementü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del met hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demiş. Doğru söyledin demiş. İslam nedir? Bizim İslam şartı 5 diyoruz ya. İşte şehadet kelimesi getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Doğru söyledin demiş. Kıyamet ne zaman kopacak? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç olayında Allah Celle Celaluhu Kur'an'da söylüyor. Hiçbir sırrı ondan gizlemedik diyor. Hepsini öğrettik. Ama söylemeye yetki yok. Kıyametin şu gün köpecek diye söylemeye yetkisi yok. Bilmiyorum dese yalan olacak. Biliyorum dese söyle diyecek. O zaman Allah'ın yasağını çiğneyecek. Diyor ki
soran sorulandan daha bilgili değil. Böylece Cebrail Aleyhisselam'a işi atıyor. Soran Cebrail Aleyhisselam, gelen adam. Sorulandan Peygamber Efendimiz. Soran sorulandan daha bilgili değil bu konuda. Tamam diyor, o da doğru. İhsan nedir? Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. Namazda böyle Allah benim huzurumda buluyorum, o beni görüyor diye kaşınmayacaksın sağa sola, pencere saymaya gitmeyeceksin, çarşı pazara gitmeyeceksin. Allah'ın huzurunda böyle edebinle duracaksın. Doğru söyledin, doğru söyledin deyip çekip gidiyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedikten sonra Hazreti Ömer, ya Resulullah diyor, bu adam yabancı, bizden değil, hiç kimse tanımıyor. Mutlaka çölden geldi. Çölde sıcak, tozlu. Bu adamın terlemesi lazım, kirlenmesi lazım. Üstünde toz yok, kir yok, tertemiz. Şaşırdım ya Resulallah. Ya Ömer diyor, bu gelen Cebrail aleyhisselamdı. Size iman nedir, İslam nedir, dininizi öğretmek için geldi. Evet, iman, imanın şartı 6 diyoruz, oradan. İslam şartı 5 diyor, oradan. Evet, böyle öğretmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu getirdiklerine inanmak. Tamam, kabul ediyorum da, ya şunu kabul edemiyorum. Kesinlikle mümin olamaz. İman tecezzi kabul etmez. Yani 1000 tane inanılacaksa, 1000 tane, 999 tamam da şu bir tanesini aklım ermiyor, kabul edemiyorum dese, bu adam kafir olur. İnanacak, inkar etmeyecek ama yapamıyor tembelliğinden şu veya bu. Bu mümindir, inkar etmedikçe amel, günah, imanı kaldırmaz. Başına dert açar, hesap verir. Kabir azabı var, bilmem mahşer sıkıntısı var, mahkeme kübrada rezil olmak var, Allah affetmesi cehenneme girmek var. Evet, böyle. Ama inkar etmeyen adama günahından dolayı kafir demek yanlıştır. Hadis onu söylüyor. Biz onun Müslüman değildir diyemeyiz ve imandan da günah sebebiyle çıkarmayız, kafirdir diyemeyiz. Vel cihadu madın, bu birinci esas. Vel cihadu madın münzü be'asenillahu İlâ en yukâtile âhiru ümmeti eddeccâl. Cihad da Deccal'ı benim ümmetim öldürünceye kadar devam edecektir. Cihad devam edecektir. Şu anda da cihada gitmek zorundayız. Ülül emr, devlet, Müslümanların devleti buyur dediği zaman askerden kaçma yok. Tehlikeli yer yahu, Hakkari, şurası burası. Gitmezsen hapı yutarsın. Evet, cihat kıyamete kadar devam eder. O adam orada, asker o karda kışta o hainleri şey etmese, durdurmasa, ben burada konuşamam, sen de bu camiye gelip beni dinleyemezsin, namaz kılamazsın, evinde rahat uyuyamazsın. Kıyamete kadar devam eder. Evet, kaçamazsın. Gençler mahsus dersi bırakıyor ki askerden kaçıyor, af maf çıkar da parayla marayla. Kesinlikle yanlış, kesinlikle yanlış. Namazınız, abdestiniz sizi kurtarmaz. Askerlik geldi mi kadere teslim olacaksın. Ölmeyecek adamı ateşin içine atsalar ölmez, kader değişmez. Evet, kesinlikle. Orada ölecek adam, oraya gitmeseydi burada ölecekti. İza ca'a ecelhum la yestahirun sa'atan ve la yestakdimun. Bir adamın ölüm anı geldi mi, bir saniye öne alınmaz, bir saniye geciktirilmez. Yani oraya gitti de yo. O adam o anda ölecekti. Kaderinde o var. Onun için hadis de gelecek zaten. İsyan anlamında bağırıp çağırmak, niyaha ağıtlar dökmek, televizyonda görüyorsunuz. Babası bağırıyor, çırpınıyor. Tamamen putperest, cahil Arapların yaptığını yapıyor diyor Peygamberimiz. Benim sözüm değil.
Mâte mîteten cahiliye. Putperest Araplar ölümü gibi ölür. Allah verdi, Allah aldı. Acımız büyük ama ne yapalım? Hak'tan gelen ne denir? Mümin böyle rıza gösterecek. Ağıt yapmak, bağıra çağıra ağlamak, naralar atmak, niyaha kesin haramdır, lanet sebebidir, melunluktur. Efendimizin hadislerine göre, şimdi cihat kıyamete kadar Allah beni gönderdiğinden, cihatla emrettiğinden itibaren ila en yukatil ahir ümmeti deccal, deccal çıkacak. Deccalı benim ümmetimin sonuncusu öldürecek. Evet, cihat sırasında evet devam edecek diyor. Kim olursa olsun, kadın erkek, buyurun dediğimiz ya İslam devleti hepimiz koşacağız. Bu duyguyla yaşayacağız. Bu duyguyla yaşamayan mâte mîteten cahiliye. Hadis-i şerif ifade bu. Putperest Arapların ölümü gibi ölür diyor. İkinci esas bu. Evet. Sonrası evet. La yubtilihu cevru cairin ve la addu adilin vel imanu bil akdar külliha. Başımızdaki adam zalim. Hakiyu. Olsa da gideceksin cihada. Başımızdaki adam dört dörtlük. Eyvallah. Onda da gideceksin. Müslümanların idarecisi buyur askere dedi mi? Kaçmak yok. Yaşlı olsan da genç olsan da herkesin askerlikte yapacağı kendine göre bir şeyler var. Bizzat cephede yaşlı adam, kadın çalışamaz ama hasta bakıcılığı yapar kadınlar. İhtiyarlar da patates soyar mutfakta. O da cihattır. Evet, bundan kaçılmaz. Baştaki adama bakıp da cihattan kaçılmaz. Cihat bakidir. Bu duyguyla yaşayacaksın. Öyle diyor. Vel iman bil akdar kulliha. Kadere iman, imanın temelin, üç temelinden birisidir. Evet, birisi la ilahe illallah diyene kafir diyemezsin. Cihat kıyamete kadar bakidir. İki, üç, iman, kadere iman, imanın temelidir. Kadere iman, imanın temelidir. Kader, Allah'ın insanları serbest bıraktığı zaman ne yapacaklarını bilmesi sebebiyle yazmasıdır. Ama onun yazdığını Allah'tan başka kimse bilmediği için biz aklımızı kullanacağız, Kur'an'a bakacağız, peygamberin uyarılarına bakacağız, doğru olanı yapacağız. Ama şu olmadı, ha kader böyleymiş diyeceğiz, isyan etmeyeceğiz. Kadere iman da imanın temellerinden birisidir. Bu da hadis-i şerifte Ebu Davud tarafından Hazreti Enes'ten nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Selasün la tezilenne. Evet. Fi ümmeti. Üç şey benim ümmetimde devam eder. Ne kadar hocalar uyarsa, ben korkutsam, uyarsam, yapmayın desem de devam edecek. Nedir o? Ettefâhur bil ahsâb. Ben alim, evliya adamların torunuyum. Ben Çanakkale'de şehit adamın evladıyım. Ben şuyum falan diye övünmek ümmetimde devam edecek diyor. Hiç iyi değil. Yanlış ama diyor, bu ayıpları devam edecek diyor. İyi değil. Sakın övünmeyin. Sen nasılsın onu söyle. Biz bunu çok yaşıyoruz. Üniversitede namaz yok, abdest yok, her gün kafayı çekiyor. Benim dedem de müftüydü. Şeyhülislam soyundayız biz. Camiye gittiği yok. Deden faydası var mı lan sana? Evet. Küllümri'in bimâ kesebe rahîn. Herkes yaptığından sorumlu olacak. Ona rehnedilmiştir. Evet. İbrahim Aleyhisselam peygamberliği babasını kurtarmadı. Azer cehennemde en çirkin adamdır diyor peygamberimiz. Put satıp yatıyordu. Put sattırıp satıyordu. İbrahim Aleyhisselam da putları vermiş. Diğer kardeşleri satıyorlar, para getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam gezerken diyormuş ki beş para etmez. Hiçbir zararı yok, faydası da yok. Böyle bunları kim alacaksa alsın. Böyle deyince satabilir mi? Bir tanesini satamadan gidiyormuş.
zaten satmak istemiyor. Sonra da işte onunla puta tapan olarak mücadele etti. Nemrut, Nemrut'un adamıydı. Nemrut'la mücadelesini biliyorsunuz. Peygamberken babasını kurtaramadı. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de amcasını kurtaramadı. Ebu Leheb tebbet yede Ebu Leheb hammaletel hatab. Karısı da cehennem odun taşır. Kendisi cehennem kütüğüdür. Yuh onlara. Peygamberin öz amcası. Evet. Kan bağı değil, din bağı. Evet. Aşk bağı, Allah'a aşk bağı. Evet, ama insanlar işte böyle, benim ümmetimde ben müftü çocuğuyum, hoca çocuğuyum. Kendi beş para etmez bir herif. Bu övünme devam edecek. İyi değil diyor Peygamberimiz. Övünmeyin. Bu hastalığa siz de kapılmayın. Benim soyum şudur falan filan. Evet, gidiyorsun bazı yerlere, Peygamber sülalesinden hazırlığı geçiriyorlar. Evet, öyle çok görmüşüz. Suratına tükürsen tükürük yapışmayacak. Her ne namaz kılıyor ne oruç tutuyor. Görmüşüm yani. Bir şehire gittim gördüm. Herkes dükkanın önüne çıktı falan. Ne oluyor dedim. Bu peygamber soyundan. Git yahu. Suratında bile hiç nur yok. Adam namaz kılıyor, oruç tutmuyor. Peygamber sülalesi. Ebu Leheb de peygamberin amcası. Faydası var mı? Evet. Peygamberin yaptığını yapıyorsa eyvallah. Başımın tacı. Ama şimdi bu övünmek yok diyor. Yok peygamberimiz. Bundan vazgeçemeyeceksiniz. Böyle övünmeyin. Ve niyaha işte geldi. Ölüye bağıra çağıra ağlamak, ağıt yakmak. Bundan vazgeçmeyecek benim ümmetim. İşte görüyorsunuz. Ağıt yakmak haramdır. Ağıt yapan kimseye melundur. Ağıt yaptıkça ölüye de azap edilir. Hadisler var böyle. Buhari Müslim hadisleri. 100 defa söylüyorsun. Gene adam dağlarım yıkıldı falan filan diye başlıyor adamı övmeye, bağıra çağıra ağlamaya. Bu niyaha cahiliye putperest Araplarının adetidir. Onlar da aynı şimdi şarkıcılar gibi ağıt yapan güzel şiirli mihirli kadınlar varmış. Onlara para verirlermiş. Ölünün arkasından şimdi de var ben biliyorum. Ölünün arkasından ağıt yatan kadınlar var. Parayla bu işleri yapıyorlar. Dışarıda da kesinlikle yanır. Yanlıştır. Sessiz ağlamak caiz. Merhamet alamettir. Ona hiçbir mahsur yok. Sesli bağıra çağıra ağlamak kesinlikle haramdır. Lanet sebebidir. Ölüye de azap sebebidir. Kesinlikle yakınınızı bunlardan uyarın. Eşinize söyleyin. Ölürsem Allah'ın emri vaki olursa sakın bağıra çağıra ağlama. Çünkü böyle demezsen melekler sana azap eder. Hadis-i şerif var. Daha kabre girmeden azap ederler sana. Karın, kızın, oğlun bağırmasından, çağırmasından. Evet. Şiirlerle övüyorlar, bilmem ne ediyorlar. Dur. Cenab-ı Hak emrine teslim olmuş. Kaktırsan yuvarlanıyor. Yıkayıcı adam kızgın su dökse beni yaktın diyemiyor. Soğuk su dökse üşüdüm diyemiyor. Övünmenin yeri mi şimdi o? Evet, Allah'tan af dileme zamanı. Ama böyle övüyorlar, göklere çıkarıyorlar. Bunlar cahiliye adı, niyahadır. Ve bu huy devam edecek, haramdır. Ama ümmetim bundan vazgeçmeyecek. Vel enva. Evet, yıldızlardan yağmur beklemek. Bu da devam ediyor. Evet, yıldızlardan yağmur. Bu da var halen. Evet, maalesef dini bilgileri kıt olan adamlar çok saçma şeyler söylüyorlar. Din açısından saçma, imanla oynuyorlar. Televizyona çıkıyor o spiker denen herif. Beyaz felaket gene geldi. Kar yağmasa felaket diyor. Kar yağmasa senin suların kaybolur. Fırat'ın Dicle'nin kurur. Sen yaşayamazsın. Felaket olur mu hiç? Böyle denir mi? Yağacağı belli kışın karın. Sen her zaman böyle bu Allah'ın adı ve lütuftur.
rahmettir, berekettir. Çifti de elhamdülillah diyor. Çünkü kar yağdı mı gübre yerine geçiyor. Mahsuller güzel oluyor. Sular gür oluyor. Bereket oluyor. Ama o felaket diyor. Radyoda, televizyonda dini bilgisi var. Hava tahmin raporu demiyor. Yarın kar yağacak. Yarın yağmur yağacak. Yarın rüzgar esecek. İnşallah denen. İnşallah demek laikliğe aykırıysa tahmin ediyoruz de. Bekliyoruz de. Yağacak diye kesin hüküm verme. İmanla oynuyorsun ya. Gaybı Allah bilir. Yarın ne olacağını kimse bilmez. Evet. Sen de konuşurken arkadaşlarınla, çocuklarınla, talebelerinle, esnafla alışveriş ederken tamam şu malı şu tarihte vereceğim. İnşallah de lan. Yarına çıkacaksın kim biliyor? Garantin var mı? Yapabileceğin garantin var mı? Senedin var mı? Mümin her zaman Allah'a imanını gözünü getirerek konuşacak, yatacak, kalkacak, iş yapacak. Onun için istikbalde bir iş yapacaksan inşallah. Böyle düşünüyorum. Tamam, yuvarlak. Düşünüyorsun tamam da olabilecek mi Allah bilir. Ya inşallah diyeceksin, inşallah demek şeyse, suçsa böyle tahmin ediyoruz. Evet, tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Evet, böyle de bari de hiç olmazsa kelimenden kurtaralım. Yağacak, esecek dedin mi? La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an'da ayettir. Ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah katındadır. İnsan ne zaman öleceğini bilmez. Nerede öleceğini bilmez. Yağmur ne zaman yağacağını bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmez. Hocam biliyorlar ya. Yok lan. Benim anamın tahsili yoktu ama sabahleyin kalkarken 70 yaşında hayatı boyunca göre göre dağın şu dağın doma diyorlar işte. Çocuklar bugün ekin yolmaya gitmeyelim. Yağmur gözüküyor. Oranın havasına göre göre ondan bir şey çıkarıyor. Evet, o tahmin raporudur. Havada nem oranı bilmem hava hareketlerinden eyvallah ona bir şey demiyoruz. O işaretlerden tahmin ediyoruz, tahmin ediyoruz. Yağmuru yağdırıp yağdırmamak Allah'ın elindedir. Evet, yağmur melekleri vardır. Git yağdır derse yağdırır. Bunu çok iyi görürsünüz. Çok gördük. Şu tarlaya yağar yağmur, şu tarlaya yağmaz. Görevli buraya yağdır demiş Allah, buraya yağıyor, buraya yağmıyor. Bu mesela geçtiğimiz günlerde bizim oralara hiç kar yok. Televizyon kardan şöyle oluyor. Bizde hiç kar mar yok. Allah'ın emrine göre o melekler şuraya yağdırır, buraya yağdırır. Onu biz bilemeyiz. Tahmin edebiliriz. Eyvallah. Ha inşallah. Bekliyoruz. Planlıyoruz. Tamam. Böyle yuvarlak kelimelerle sen de bu hareketlerinde evet her şeye bismillah. Hayırlı şeye. Bitirince elhamdülillah. Ondan sonra yarın bir şey yaptım inşallah. Gece gündüz la ilahe illallah. Dilin bunu alışsın. Ölüm geldiği adam zaman son sözün la ilahe illallah olursa da halal cennet diyor peygamberimiz. Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah. Son sözü la ilahe illallah olan doğru cennete gider. Azap mazap görmez. Dini buna alıştır. Can çıkarken çok bunalıyor, sıkışıyorlar. Can kolay çıkmıyor. Canın sıkılsa da, sevinsen de bu ağızdan çıkan la ilahe illallah olması için gece gündüz durmadan la ilahe illallah de dur. Bir musibet haberi duyduğun zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mesela ölüm haberi. Niye öldü ya? Dün beraberdik daha bir saat evvel. Sıkıysa sen ölme. Bu yanlışları çok yapıyoruz. İmanla oynamaktır bu. Ölüp ölmemek senin elinde değil ki. Kaderine göre süren dolmuşsa bir sebep oluyor. Kal sektesinden araba vurdu ulan zaten ölecek o adam. Bir sebep var tabii. Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Bir iman sahibi adam bunu bilir. Böyle şeyinde böyle söylemez. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayırlı bir haber geldi elhamdülillah. Geldi bir ekşidi üzerine. Hiçbir suçun yok.
eşeğe ol eşek dedi, de yüz dürzü dedi. Allah Allah, bir şeyin yok. Hay senin de, sen Müslümansın, müminsin. Ve ibadurrahmanillezine yemşune alel ardı hevnen ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlû selâme. Müminler yola giderken böyle her tarafı kara, çirkef adamlara uymazlar. Onlardan bir söz geldiği zaman selam derler. La havle ve la kuvvete illa billah. Hay senin de ananı demezler. İman her yerde böyle kendini göstermeli. Evet. Bir şey yapacağın zaman da inşallahı unutmamalı. Hemen imanını orada göstermeli. Evet. Şimdi burada da onu söylüyor. Niyaha. Evet. Yıldızlardan yağmur beklemek. Bunlar devam edecek diyor. Ben ne kadar böyle söylesem bu hastalıktan kurtulamayacaklar benim ümmetim. Evet. Abdurrahman İbni Avf. Sahabenin en zengin adamlarından birisidir. Ama hayredin dediğimi hepsi veriyormuş. Olur mu hocam? Sermayeyi falan düşünmüyormuş. Taptan veriyormuş. Kafası çalışıyor, ticareti biliyor. Kısa zamanda yine yükseliyormuş. Ticaret erbabı zekasıyla para kazanır. Böyle cennetliklerden, caminin etrafında yazılan cennetlikle müjdelenmiş 10 kişiden birisidir bu Abdurrahman İbni Avf. Bu hadis-i şerif ondan nakledilmiş. Selasün, üç kişi vardır, üç şey vardır. Ehafühünne ala ümmeti. Evet. Gene deminkinin devamı mahiyetinde. O üç şeyden ümmetim konusunda çok korkuyorum. Ümmetim bu kötü şeylerden vazgeçmeyecekler. Evet. El istika, istiska bin enva. Yıldızlardan yağmur beklemek. Yıldızlardan yağmur beklemek. Bundan vazgeçmeyecekler. Dünyada hep böyle. Fakat gavurlar bile forecast diyorlar. Tahmin, hava tahmin raporu. Bizde de çoğu öyle söylüyor da hava tahmin raporu. Bazıları yağacak, esecek bilmem ne, öyle deme ya. Sen Müslümansın. Bekliyoruz de, planlıyoruz de, düşünüyoruz de. Yuvarlak söyle. Kesin söylersen Allah'ın gücüne gider. Evet. Mutlaka yağacak kesinlikle. İki, ve hayfus sultan. Evet. Başındaki adamların zulmü. Emeviler çok zulmetmiş. Abbasiler de sonradan zulmetmiş. Başka idarecilerden de zulüm, zalimler çok. Müslümanlara zulmetmişler. Baştaki sultanlar zulmü kurtulamayacaklar. Devam edecek. Ve tekzibin bil kader. Ne kaderi kardeşim? Evet, öyle diyor, televizyonda reklam yapıyor güya. Ben şansa inanmam. Çalışacaksın, çalışacaksın. Ne kadar çalışsan adam oluyor mu lan? Bu iş Allah'ın kaderiyle olacak bir şey. Böyle kelimeler mümine yakışmaz. Mümine, evet çalışacağız tabii, doğru da. Çalışmadan da gökten altın yağmıyor da. Ama bu laf imana aykırı. Böyle denir mi ya? Böyle denir mi? Kaderi yalanlamak da vazgeçemeyecekler diyor. Bu hatalar devam edecek ümmetim arasında. Evet. Evet. Öyle söylüyor. Evet. Ahmed İbni Hanbel. Evet. Şimdi burada Hazreti Ömer olsa böyle adamları hemen hallediyor o. Çok sert bir adam. Böyle bir adam rastlamış. Ya ne demiş bak. Ya melun. Evet. Melun demiş adama. Böyle çirkin laf edince terbiyeni takın demiş. Hazreti Ömer karşısına gelince iş böyle ciddi. Efendimiz de bunu uyuruyor. Böyle şeylerden sakınınız. Bu hastalıklara yakalanmayınız. Böyle sözler söylemeyiniz. Bu imana şey zarar verir. Ahmed İbni Hanbel, Cabir bin Semure hazretlerinden, evet, Tabarani Evsat'ında da riyat etmiş. Selasün minel cefa. Üç şey cefa sebebidir. Sıkıntı sebebidir. Sıkıntıya uğratır seni yaparsan. Evet. En yebule er-raculu kaimen. Erkeğin ayakta işemesi sıkıntı sebebidir. Evet.
sıkıntı sebebidir. Üstüne sidik sıçrar. Ondan sonra cuma namazına gider. Cuma namazı geçersiz. Neden? Bir sürü idrar sıçradı. Pis. Yıkamıyor. O pisuvarlar Avrupa'dan gelme bir şey. Adı bile pisuvar Türkçe değil ki. Ayakta işiyor. Orada su yok, bir şey yok. Hemen sokuyor, gidiyor. Ondan sonra cuma namazına geliyor. Ulan donun yarısı sildik lan. Senin cuman kabul olur mu? Maalesef. Evet, ayakta işemek sıkıntı sebebidir. Cuma'yı namaz kılmak geçerli değilse, bir namaz için 50 bin kaydı var Kur'an'da. 50 bin sene yanacağız. Allah korusun bir namaz için. Ne demek? Ya evet, ayakta işerseniz kabir azabının, kabir azabı görenlerin çoğu diyor ayakta işemekten. Otobüste gidip gelirken 60-70 yaşında, hiç dini terbiyesi yok. Evet, çıkıyor, kapıda durmuyor, gidip oturmaya üşeniyor. Kapıda duruyor, oradan kovveriyor. Orada tabii sert yerlere su değdikçe üstüne. Hiç okumamış, adı Hasan Hüseyin ama dini bilgisi yok. Bunlardan haberi yok. Böyle bizim Müslümanlığımız ezbere. Evet de ayakta işemek kabir azabına sebeptir. İdrar saçıntıları kabir azabına sebeptir. Ve de şüpheleniyorum. Namazı 3 mi kıldım, 4 mi kıldım? Aha, onun sebebi de budur arkadaş. Banyoya işiyor herif. Banyoya girmeden işe işeyeceksin. Tuvalete git. Sebebi budur. Ayakta işemektir, banyoya işemektir. Vehmin bu şüphenin. Pislendi mi, pislenmedi mi? Namaz oldu mu, olmadı mı? Hep ömrün böyle geçer. Sebebi böyle şeylerdir. Tabii başka sebepler de var da. Şüpheli şeyler, haram şeyler yemek de bundandır. Evet, şu üç şey cefa sebebidir. Kabir azabı sebebi, dünyada da namazı kılmadığın için şöyle. Ayrıca dünyada sıkıntı sebebidir. Evet, eziyet sebebidir. Ayakta işemek diyor. Ev yemseha cebhetehu. Evet, kable en yefruve min salatihi. Namaza gitti. Toz toprak bulandı böyle. Siliyor namazda. Namaz kılıyor mu lan? Oyun mu bu? Hep benim aklıma şey gelir. Askerdeyken bölük komutanıyız. Cumartesi günü tatil. Topçuyuz. Topları sildirmek için görev vermişim. Görevimi yaptım. Ama cumartesi ne olsa tatil, bir de tatil diye tıraş olmadım. İki, ben de gezmem lazım aslında. Kameraya gittim, tefsir okuyorum. Her şey çalışıyor. Eğitim yok. Sadece topları siliyorlar. Paşa çıktı geldi. Hemen kaçtık. Alımdaki tefsiri koydum, oturduğum yer görmesin diye. Hemen dolandım arkaya, hemen topun mevzisine girdim. Çavuşa şöyle yap, böyle çat. Yutmadı tabii. Fırt dedik, durduk. Selam durduk. Doğru çıktı, benim oturduğum yer, bir şey kaynattığımı anladı. Çıktı, oturdu kanepeye. Masanın üstünde değil, tefsiri sakladım ya, oturduğum yere koydum. Asasını da bir açtı şöyle. Kur'an-ı Kerim tefsiri yazıyor. Kaldır bu mukaddes kitabımızı. Allah! Ben de diyorum şimdi, nefes bile almıyorum. Hiç aklıma hiç o, namaz kılarsam o geliyor. Paşadan öyle korkuyorum. Sakal yüzünden albaylar bir hafta hapsediyor herif. O kadar disiplinli. Benim hem sakalım var hem de mesai saatinde orada tefsir okuyorum bir de. Kaldır bu mukaddes kitabımızı deyince, bir sene hapsetsen helal olsun dedim içinden. Kitabımız deyince mümin olduğu belli adamın. Bir sene garanti hapsedecek de hazırım ama böyle duruyorum. Kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. Aldım koydum yerine. Oğlum dedi, iki fakülte bitirdiğimi biliyorum dedi. Gözün hala okumak dedi, seni çok seviyorum dedi. Ama bu askerler bir şey bilmez dedi. Şimdi bunlara dedi, burada dedi, bildiğini öğret de
yine okumaktan vazgeçmedi ama bunu bildiğin öğret. Yani ceza da vermedi de. Ama şimdi onun yani korkudan nasıl durdum, nefes bile almıyorum. Şimdi biz duruyoruz. O bir Allah'ın yarattığı kul ya. Alt tarafı paşa mı? Evet. Namaza durduk mu Allah'ın huzuruna duruyoruz. Filan. Bayansları sayıyoruz. Çinlileri sayıyoruz. Ya biz çok dayaklıyız yani. Allah'ın huzurunda onun askerde de bir şey hepiniz yaptınız. Böyle bir şey yapsan ne olur? Ne olduğunu biliyorsunuz. Ya Allah bize şuur, bilinç versin inşallah. Evet efendim, böyle insanlar maalesef namaza duruyor. İşte Kabe'deki imam, televizyona bakıyorsun, düzeltiyor, kaşınıyor, düzeltiyor. Ulan Kabe'de Allah sana ne güzel bir Kabe'de imamlık nasip etmiş. Güzel dursana lan. Yok, kaşınıp duruyor imam, değil mi? Biz de böyle camiye geliyoruz, kaşınıp duruyoruz namaza. Öyle diyor bak, benden söylemesi, Efendimiz uyurması sözünü. Ayakta işemek sıkıntı sebebidir, eziyet sebebidir, kabir azabı sebebidir. Ölürken canın zor çıkar, sıkıntı sebebidir. İki, bundan sonra ikincisi, namaz kılarken hemen tozunu silkiyorsun, siliyorsun böyle. Sıkıntı sebebidir, sıkıntı sebebidir, azap sebebidir. قَبْلَ اَنْ يَفْرُوَ مِنْ صَلَاتِهِ Namazını bitirmeden tozunu silkiyor filan, kaşınıyor. اَوْ يَنْفُخَ ف۪ي سُجُودِهِ Secdeye gidecek, bakıyor, yer temiz değil, diyor, üfürüyor. Çok görüyoruz. Peygamberimiz görmüş şimdi adamları. Halıyı süpürüyor böyle. Yüzüm tozlanmasın, bilmem saman alnıma yapışmasın diye. Ne güzel görmüş bizim hastalıklarımızı. Secdesinde üflüyor diyor. Namazı bitirmeden namaza layık olmayan şeyleri yapıyor yani. Allah'ın huzurundasın yahu. Bunlarla uğraşacaksın ya. Evet, Allah'a kalbini gönlünü bağla da güzel namaz kıl da bu edebinden dolayı Allah senin kusurlarını görmesin. Evet, bunları hep düşünmemiz lazım. Hepimizin yaptığı yanlışlar haber veriyor Peygamberimiz. Nesai Abdullah İbni Büreyde Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Selasün, üç şey var. Müteallikat bil arş. Evet. Arş-ı alaya asılıdır. Üç şey. Arş-ı alaya asılı dururlar. Errahim. Tekulu Allahümme inni bike fela aktavu vela vel emanetü tekulu. Evet. Birisi sıla-i rahim. Arş-ı bağlıdır. Ya Rabbi beni kesmesinler. Müminler beni kesmesinler. Yani eşi dostu, yakın akrabayı, uzak akrabayı ziyaret etsinler müminler. Arşa bağlanmıştır. Böyle söyler Cenab-ı Hakk'a. Beni müminler koparmasınlar, kesmesinler der. Evet, arşa asılı böyle dua eder. Evet, Allahümme inni bike fela ukta. Kesilmeyeyim ya Rabbi. Ben kesilmekten sana sığınıyorum der. Evet. Vel emane tekulu Allahümme inni bike fela uhanu. Emanet de gene arşı asılıdır. Emanet olan şey. Ya Rabbi bana hıyanet edilmesin. Ben bu hıyanet edenlerden sana sığınıyorum. Bana kimse hıyanet etmesin. Evet. Din emanettir. Kur'an emanettir. Peygamberin sünnetleri bize emanettir. Kur'an'a gereği gibi saygı duymazsak, dinimizi gereği gibi öğrenip de gerçek bir din sahibi olmazsak, emanete hıyanet etmiş oluruz. Peygamberin sünnetlerini bilmez de, hem inanıyorum,
deyip hem de onun sünnetlerini önemsemezsek emanete hıyanet etmiş oluruz. Ve o emaneti böyle dua ediyor. Allah'ım sana sığınırım benim ihanet edilmekten. Allah'ım inni bike fele ükfer. Evet ve ni'me. Nimet de Allah arş-ı alaya yapışmıştır. Üç şey birisi de nimet. Tekul Allah'ım inni bike fele ükfer. Ya Rabbi beni yiyenler, içenler, bana erenler, nimete konanlar beni küfran nimetli bulunmasınlar, inkar etmesinler, nankörlüğü etmesinler. Sana sığınıyorum ya Rabbi der durur. Böyle dua ederler. Bunları yaparsanız bunların bedduasına uğrarsınız diyor Peygamber. Sıla-i rahmetseniz bu Sıla-i Rahim'in sanki canlı bir şeymiş gibi temsil ediyor Peygamberimiz. Davacı olacak. Anana niye gitmedin? Babanı niye ziyaret etmedin? Kardeşin niye aramadın? Amcanı, dayını, halanı, teyzeni niye aramadın? Yahu! Doğrudur yemek yemeyi bilmiyorlar ya. Konuşmayı bilmiyorlar ya. Sen onlardan doğdun lan. Gelmiş İstanbul'u patron olmuş. Beğenmiyor anasını babasını. Gitsek oturacak yer yok. Yiyecek yer şey yok. Ya olmuyor bu ya falan diyor adam. İnsanoğlu böyle işte. Zile-i Rahim yalvarıp duruyor. Beni koparmasınlar ya Rabbi. Ne olur? Evet. Sıla-i Rahim yaparsanız zengin olursunuz. Sıla-i Rahim duasıyla. Sıla-i Rahim yaparsanız ömrünüz az. Hocam demin dedin ki ömür uzamaz, kısılmaz. Evet öyle. Nasıl olacak bu ömrü uzamaz? Sıla-i Rahim yapanın ömrü uzar diyor Peygamber. Nasıl olacak? Ha. Bir adam 100 sene yaşamış. Hiç karnını doyuramamış. Kalacak yeri yok. Hep aç tok, yarı aç yarı tok böyle rezil kepaz olmuş. Buna yaşamak denir mi ya? Bir adam da 50 sene yaşamış, her istediği oluyor, rahat. Ya ölsem de gam yemem ya. Aha, Sıla-i Rahim yaparsan hayatın böyle rahat olur. Ölsem de gam yemem dersin, o kadar huzurlu olur. Evet, Sıla-i Rahim yapmazsan zengin olabilirsin ama hiç uykun olmaz, dildin olmaz. Her gün korku içinde. Aynen öyle. Emanete hıyanet edersen, dine hıyanet edersen, Kur'an'a hıyanet edersen, Peygamber'in sünnetine, Müslüman olmuşsun, Allah nasip etmiş. Ama gereği gibi öğrenmiyorsun, gevşeksin, tembelsin. Günde 6-7-10 gazete okuyorsun ama hiç Kur'an'ın tefsirini okuduğun yok. Peygamber'in hayatını okuyan yok. Şu haram mı helal mı diye araştıran yok. Bu emanete hıyanet etmektir. Sahiplensene, güzel öğrensene. Öğrendikten sonra kardeşlerine de bunu öğretsene. Evet, aynen böyle. Aynen böyle. Böyle söylerler arş-ı âli. Nimet de böyle. Allah sana ilim nimeti vermiş, zenginlik nimeti vermiş, sağlık nimeti vermiş. Evet, görüyorsun, işitiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Ne büyük nimet. İnkar etme yahu. Kardeşim baksana yahu, adama bak. Biz canlı yandım durmadan çalışıyoruz. Bir şeyimiz yok. Ulan şu anda çaput gibi yatan hastanede adamlar var evinde. Ne görüyor, ne işitiyor. Bir deri bir kemik. Ve mesela öyle. Öyle adamlar var. Sen görüyorsun, işitiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Bu nimet değil mi ya? Bir şeyim yok diye bir de. Nankörlü gidiyor işte bak. Evet, nankörlüğü diyor. Evet, nimetle yalvarır Allah'a. Bana nankörlük etmesinler ya Rabbi. Nimete nankörlük edersen elinden alırlar. Bizim bereketsizliğimizin sebebi budur. İsraf etmeyin diyor Allah. Kulu ve şrabu ve la tüsrifu. İnnehu la yukbil müsrifin. Yayın için israf etmeyin. Allah israf edeni sevmez. Sen bunu inanıyorsun. Ama çocuğun elmayı bir tane ısırıyor, atıyor. Yere düşüyor. Ah, Allah. Efendimiz diyor ki nimettir ya. Niye atıyorsun? Yıka, bir daha ver eline. Evet, bir tane ısırıyor, atıyor. Şimdi açık büfe diyorlar, giriyorsunuz.
o kaplıcalara, otellere. Oha, Müslümanlar dolduruyorlar bedavaya. bir kaşık alıyor, atıyor. Evet, İstanbul'un yemek artığı, nimet artığı, Sudan devletini, milletini beslermiş. Rakamla sabit. Senin nimetin elinden alır Allah arkadaş. Evet. Almıyor ya, alıyor lan. Ben 30 lirayla müezzinlik yaptım. 30 lira. Sonra 60'a çıktı, para artırdım. Evet. Şimdi kaç bin lira alıyorsun? Yetmiyor, yetmez. Çünkü sen ekmeği çöpe atıyorsun. Elmayı, armudu ısırıyorsun, çöpe atıyorsun. Çocuğun çöpe atıyor. Evet. Nimeti hor görüyorum. Nimet de böyle arşa yalvarıyormuş. Bana hiyanetlik etmesinler, nankörlük etmesinler. Nankörlük ederlerse ellerinden al diye dua ediyormuş arşta. Efendimiz haber veriyor. Bereketsizlik de hiç bulamamak gibi bir şey işte. Evet, daha kötü. Bulamayan adam kendini alıştırıyor. Ama nimete alışmış adam bulamayınca daha isyankar oluyor, buluyor. Nidahan diyor, konfora alışmış. Ya, ya Rabbi beni nankörlük etmesinler diye yalvarır. Rahim beni kesmesinler diye yalvarır. Emanet bana hıyanet etmesin, yalvarır, durur diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nesai Sevvan Hazretlerinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok seven bir adam bu Sevvan. Köle azat etmiş. Ben demiş gitmeyeceğim, sana hizmet edeceğim. Peki demiş. Çok seviyor Peygamberimizi. Peygamberimiz sefere giderken sen evde kal oğlum demiş. Analarına hizmet edersin. Şimdi durarken Peygamber çok seviyor. Ayrılığına dayanamamış. Başlamış ya şimdi demiş ben burada onun ayrılığından dolayı üzüldüm. Cennete gidince ölünce o peygamber o nerelere gidecek, uçacak. Ben bize adi bir köleyim. Ben cenneti kazansam bile demiş en aşağıda olunacağım. Başlamış üzüntüsünden bir deri bir kemik kalmış. Böyle yememiş içmemiş. Evet, gelince peygamberimiz ne oldu demiş Sevban. Hasta mı? Yok yok. Niye oğlum? Ya Resulallah ağlama bu geldi. Sana ayrı kalacağım diye üzüldüm. Kur'an'da ayet inmiş. Allah'ı, Resulullah'ı sevenler sıddıklarla, nebilerle beraber olacak diye. Ayet nazil. O Sevban. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizi nail etsin inşallah. Evet. Üç şeyi selasün, son hadisi okuyorum. Selasün la yufturunne es-saim. La yufturunne es-saim. El-hacame vel-kay'u vel-ihtilam. Evet. Üç şey oruçlunun orucunu bozmaz. Bir, hacame, kan aldırmak orucu bozmaz. Kan aldırmak peygamberin sünnetidir. Usta kan alıcılar, hacametçiler varsa peygamber sünneti işleyin. O zaten ne zaman yapılacağını biliyor, günleri var. İyidir, şifadır kan almak. Orucu bozmaz. Orucu içeri giren şey bozar. Dışarı çıkan şey bozmaz. Kanal kural bu. Kan da dışarı çıkıyor. O orucu bozmaz. İşte onun hadisi delili. İki, vel kay'u, kustun. Evet. Kustun. Sabahleyin çok yemişsin. Ekşi ekşi geldi. Korma. Bozmaz. Evet, kolmaz. Kolma. Ama kendin kusmayacaksın. Kendin parmak bırakıp kusmayacaksın. Evet. Vel ihtilam. Öğlen uykusu gaylule sevaptır. Öğlen uykusu yattın, oruçlusun, ihtilam oldun. Bizde hamamcı olmak diyorlar. Orucu bozmaz. Yok böyle değil. Elle oynadın şu bu filan. Yo yo yo. O bozar. O bozar. Evet. Cinsel ilişki kefaret lazım gelir. Ayrıca tövbe etmek lazım. Elle oynamak da orucu bozar ve tövbe etmek lazım. Ama ihtilam, oruçlunun ihtilam olması halinde oruç bozulmaz diyor Peygamberimiz.
azıcık kusmak, kendiliğinden gelen kusmak, kan aldırmak da orucu bozmaz. Bu hadis-i şerifi evet Tirmizi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhümadan naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Diyelim günahlarımıza estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife mal besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil alamin. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekele zeyre ve sadrak. Etikrak ve inne ma'al besmele-i şerife. On üçer ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife. Kul huvallahu Allah'ın sonu. Kul huvallahu Allah'ın sonu. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil alamin. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulune rabbena innena amennâ feğfir lena zünubena ve qina azabennâr. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ Ya Rabbi namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celili ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervah-i paklerine, ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, ervah-i kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden müminat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşrefendilerimizin ervahına, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar katlayan, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için hayır eserleri,
ile donatan ashab-ı hayratın, şühedanın, kuzatın, ervahına arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına bağışladık. Vasıl eyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam yurtlarını arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Müslümanları ıslah eyle. Müslümanların hastalarını şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Ya ilahel alemin, İslam alemini karıştırmak, Müslümanları birbirine düşürmek isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Bizim kalbimizde hiçbir mümine, Müslümana karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde manfurin cümlesine dahil eyle. La ilahe alemin, ya Rahman Rahimin, bizleri, çolumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, büyücülerin büyüsünden, fitnecilerin fitnesinden muhafaza eyle ya Rab. Kendilerine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara hayırlı insanlar olarak geçmeleri nasip eyle ya Rab. Bizim de imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, hayırlı uzun ömür lütfeyle, hayatımız boyunca hayırlarda yarışan, emanetlere riayet eden güzel salih kullarında olmayı nasip eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, Deccal'ın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, şirkten, küfürden, kötü manzaralardan, hallerden de bizleri mahfuz ve masun eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelimesini canı yürekten söyleyerek ruhunu teslim eden, nefesini veren, sonu hayırlı, güzel kullardan olmayı bize nasip eyle ya Rab. Her an ve her yerde seni ananlardan, zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden, şakirlerden eyle. Sıla-i Rahim yapan, ömrü bereketlenen, rızkı artanan, nimetlere şükreden, şakirlerden eyle ya Rab. Bu konularda haramdan sakınmak, sana şükredebilmek, her an seni anabilmek için, hakkı görüp hakka teslim olabilmemiz için, batıldan uzak kalabilmemiz için, nefsi emmaremize esir kul olmamamız için bize yardımını esirgeme ya Rab. Subhanekallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Bismillah.